Merhaba dostlarım, bugün sizlere birbirinden güzel en iyi 10 mobil oyun listesine derlediğim intro'yu alalım. Evet dostlarım, selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Dostlarım, çok önemli, sizin için güzel, iyi bir duyurum var. Lütfen bu kısmı atlamadan sonuna kadar dinleyin. Şimdi geçen aylarda biliyorsunuz şöyle bir şey açıklamıştım. Sınava hazırlanıyorum ve videoları yapmakta zorlanıyorum. Bundan dolayı da sadece mobil oyunlarda bir süreliğine önerdiğim oyunlar hakkında konuşamayacağım diye. O günden bugüne sizden gerçekten çok büyük bir istek var. Hani bir şekilde sıkıştır veya bu dönemde sadece mobil oyunlar videosu at vesaire vesaire diye önerilerde bulundunuz. Yani çok fazla istiyordunuz. Ben de bir karar verdim. Madem siz de çok istiyorsunuz, artık oyunlar hakkında konuşmaya devam edeceğim. Yani bu durum bir süreliğine olmasına rağmen çok fazla isteyenler oldu. Ya ben de o yüzden hala sınava hazırlanmama rağmen karşılık vermek istedim yani. Ve hani sadece mobil oyunlar değil. Çeşitli çeşitli her tarzdan videolar gelecek, haberiniz olsun. Sizin sayenizde 2022'ye çok gaza gelmiş bir şekilde giriyoruz. Umarım böyle devam eder. Tam gaz, non-stop bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ve bu videoda da önerdiğim oyunlar hakkında konuşuyorum, merak etmeyin. Neyse dostlarım, bu listede de yine birbirinden güzel oyunları derledim. Sonuna kadar atlamadan mutlaka izleyin. Her zamanki gibi like butonuna çökmeyi, şamar oğluna çevirmeyi falan ihmal etmeyelim. İsterseniz de fazla da uzatmadan başlayalım. 98 arası. Şimdi Cüneyt, ondan önce Doğan'la ondan önce. Ne diyeyim abi? Yani hoca, hoca bunu boss mu yapıyor Ertem? Ya hocam. Benim, şu anda Türkiye'nin bir numaralı çok sinirleniyorum ama bak. Hakikaten çok sinirleniyorum. Ghost War. FPS shooter oyunu dostlarım. Teması 2. Dünya Savaşı'na dayanıyor. Çeşitli mapleri var. Farklı skinlere sahip karakterler de bulunuyor. Eğer FPS türünde bir oyun arıyorsanız çok iyi bir tercih olabileceğini söyleyebilirim. Viking at War. Kara göründü diye bağırıldı. Fırtına dalgalarının dövdüğü denizi geçip varış noktasına ulaşmak günler sürmüştü. Evinden kilometrelerce uzakta Vikinglerin ticaret olarak yaptıkları işleri yapmaya hazırsın. Yağma, talan ve fetih. Ama bu sefer karşı taraf karşı koymak için hazırlanmış gibi görünüyor. Kalkanlar kalkmış, kılıçlar çekilmiş bir şekilde kıyıda dikiliyorlar ve sizin inmenizi bekliyorlar. Siz de tüm gücünüzle savaş sesini çıkarmaya başlıyorsunuz. Dostlarım, Viking temasına sahip bir oyun, yani isminden de anlayabileceğiniz üzere. Yani zaten hani bu temayı sevenler kesinlikle oynayacaktır ama hani bilmeyenler veya pek hoşlanmayanlara da bakmasını tavsiye ederim. Winter War. Yine bir first person shooter oyunu dostlarım. Savaş oyunu, dönemi 2. Dünya Savaşı. Fakat isminden de anlayabileceğiniz üzere bu oyunu diğerlerinden ayıran şey kış ve kar temasına sahip olması. Biliyorsunuz Ocak ayındayız, her ne kadar kar görmesek de bu zamanlarda kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Farming Simulator. Evet, yani çiftçilik oyunu diyebiliriz. İsmini birçoğunuz duymuştur dostlarım. PC'de olan bir mobil oyun. Yani serisinden mobilde de olan birkaç oyunu var. Beleş olanı da var, yani ücretli olanı da. Şu an gördüğünüz Farming 18. Mesela bu ücretli. Farming 16 ücretsiz. Onun dışında 20'de 18'den daha pahalı mesela. Yani bunlara kendinize göre bakabilirsiniz. Simulator oyunu. İsminden de anlamışsınızdır. Yani daha realistik bir oyun. Kafa dağıtmaya, günde ya da yatmadan böyle girip 30-40 dakika oynayabileceğiniz güzide bir oyun. Evet, 911, bunu herkes duymuştur yani bu sayıyı. Şimdi oyunda acil durum memurusunuz. İşte insanlar sizi arıyor. Siz de ilk yardımsa ilk yardım, itfaiye ise itfaiye yönlendiriyorsunuz. Çok eğlenceli, gerçekten güzel bir oyundur. Bully. Evet, Bully gerçekten çocukluğumun efsane oyunlarından biridir kendisi. Oynamayanlar varsa gerçekten çok fazla şey kaybediyor. Hani bazı oyunlar vardır, bazı dönemlerde oynadığınız zaman daha fazla zevk verirler. Ya bu oyun mesela, Bully'de kış dönemleri ve yaz dönemlerinde mesela 7 zevk veriyorsa 10'a çıkarıyor. Yani kendi deneyimlerimle söylüyorum bunları. Mesela bu oyun bahar aylarında oynanmaz. Yani gerçekten böyle bir durum var bu oyunda. Yani en azından ben böyle hissediyorum.
Eğer oynamayanlar varsa kesinlikle ama kesinlikle deneyimlemeden geçmesin. Yani kesinlikle oynasın. Dota. Evet, Valve Race'in Dota'sı. Strateji üzerine kurulu bir oyun dostlarım. Tek veya çok oyunculu bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İlerledikçe ödüller vesaire alıyorsunuz. Şans verin derim. Traitor. Evet, yine 2. Dünya Savaşı'na dayanan bir diğer oyunumuz. Şimdi diyorsunuzdur, ne lan bu 2. Dünya Savaşı oyunları diye. Vallahi bilmiyorum abi, yani hani adamlar bu temadaki oyunları güzel yapıyorlar. Yani gerçekten hani oynadığına değecek oyunlar oluyor. Ve zamanını boşa harcamış gibi hissetmiyorsun gibi diyebilirim yani. Böyle sıla bakmadan geçmeyin. Petrol Head. Evet, bir araba yarış oyunu. Dedim listede bir de araba oyunu olsun. Yani klasik hani bir diğer yarış oyunlarından öyle acayip öf diyebileceğim bir olayı farkı yok. Hani bilmeyenler veya farklı bir isimde araba yarış oyunu oynamak isteyenler varsa bakabilir. Ve Alien Isolation. Evet, korku oyunu. Alien ismini oynamasanız hiç görmeseniz bile duymuşsunuzdur. Alien diye film bile var yani. Neyse, uzay istasyonunda geçen bir korku oyunu, gerilim oyunu dostlarım. Ya, olayı bu. Ama dikkatinizi çekmek istediğim farklı bir yer var. Oyunun fiyatı biraz tuzlu. Ya, bunu söylemem lazım çünkü benim anlattıklarımı dinleyip bir hevesle oyuna bakmak isteyenler olacağı için yani hani hayal kırıklığına uğramalarını istemiyorum, üzülmelerini istemiyorum diyeyim hatta. Dediğim gibi oyunun fiyatı biraz enteresan bir şekilde tuzlu, aklınızda olsun. Selamıyorum ya kulağa. Konuşursam çok ağır konuşurum. Evet dostlarım, bitti. Başta bahsettiğim gibi artık eskiye dönüyoruz. Gerçekten çok fazla gaza getirdiniz. Tam gaz, non-stop bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Evet, bugün gerçekten sağlam mobil oyunlar gösterdiğimi düşünüyorum. Her zamanki gibi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hani olabilir ya, bu listedeki oyunlar bazılarını tatmin etmeyebilir. Normal bir durum, bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Herkesin zevki farklı. Çokça liste videolarımız var, zaten onları da göz atabilirsiniz. Şu anda sağ üstte playlist çıktı. Oraya da mutlaka bir bakın, yani kesinlikle aradığınız oyunu oralarda bulabilirsiniz. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, düşünün, paylaşımı falan eksik etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve benimle kalın.